İmralı'da bir ciddi bir tecrid var şu anda. 15 Şubat 1999 tarihinden bu yana İmralı fethi yüksek güvenirlik kapalı cezaevinde mutlak bir tecride karşı karşıya olan PKK'lileri Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde bulunan Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar'dan uzun zamandan beri haber alınamıyor. Ee, tam 27. ayına girdi haber almama durumu değerli izleyenler, 27 aydır haber alınamıyor İmralı'da. İmralı'ya getirildiği günden bu yana Abdullah Öcalan'ın dışarı ile iletişimi çeşitli gerekçelerle sürekli anayasa çiğnenerek engellendiği herkes tarafından biliniyor. Değerli izleyenler, Koster Bozuk Hava Muhalefeti gibi gerekçelerle 27 Temmuz 2011'den itibaren avukatları ile görüştürülmeyen Abdullah Öcalan, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven öncülüğünde 8 Kasım 2018'de başlatılan ve tüm cezaevlerine yayılan açık revler ile oluşan kamuoyu baskısı sonucu 2019 yılında avukatları ile 5 kez görüşme gerçekleştirilebildi. Ailesiyle temas kurduğu son tarih ise 25 Mart 2021 tarihi. Abdullah Öcalan'ın bu tarihte kardeşi Mehmet Öcalan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ise 4,5 dakikanın ardından otomatikmen kendiliğinden kapanmıştı değerli izleyenler. Abdullah Öcalan'ın ve diğer tutukluların görüşülmeme haline ilişkin asıl Hukuk Bürosu 25 Mart 2021 tarihli yapılan son telefon görüşmesinden bu yana Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ve İmralı Cezaevine yaptığı en az 290 avukat ve en az 126 aile olmak üzere toplam 416 görüşme başvurusuna herhangi bir yanıt şu ana kadar gelmiş değil değerli izleyenler. Avrupa ve Orta Doğu'da bulunan avukatlar ve Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Evet, dünya genelinde 22 ülkeden 350 avukat İmralı'da ağır tecrit koşullarında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle 14 Eylül 2022'de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu açıklandı. Türkiye'deki hukuk örgütlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere yüzlerce avukatın yaptığı başvuruların ardından Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi yani CPT kısa ismiyle 20-29 Eylül tarihlerinde İmralı'yı ziyaret ettiğini açıklamıştı. CPT Eylül 2022'de yaptıkları ziyarete dair oluşturdukları raporu Türkiye'ye teslim ettiklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Son olarak Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2022'nin sonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuruda bulundu. Komite bu başvuruyu Türkiye'ye göndererek mutlak iletişimsizlik hali olan inkomuniko haline son verilmesi ve avukatların derhal kesintisiz bir şekilde müvekkilleriyle görüştürülmesini de içeren geçici tedbir talebinde bulundu. Fakat bu talebe yönelik de şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi. Değerli izleyenler, söz konusu Abdullah Öcalan 1999 yılında uluslararası bir komplo sonucu alınıp Türkiye'ye teslim edilmişti ve ardından yargılanmış müebbet cezaya çarptırılmıştı. Ve 25 yıldır cezaevinde değerli izleyenler. Normal şartlarda 70 yaşını geçmiş insanların Türkiye'de 25 yıl cezaevinden kaldıktan sonra infazları bitiriliyor. Yani normal şartlarda böyle. Suçu ve cezası ne olursa olsun. Ama Türkiye'de Kürtlere karşı özel bir uygulama e, hareket, uygulandığı için, yani özel yasalar uygulandığı için daha doğrusu, e, Sayın öcalan başta olmak üzere Türkiye'deki siyasilere karşı da Ciddi anlamda bir adaletsizlik söz konusu. Anayasada belirli olan herkesin eşit şartlarda cezaevlerindeki hukuki durumdan faydalanacağına dair açıklamalar yer alıyor ve ibareler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu mevzuatı, e, cezaevi mevzuatını, anayasada yer alan bu mevzuatı bir kenara bırakmış ve Sayın Öcalan'a yönelik çok ciddi bir tecid uygulu uyguluyor ve bu tecid bütün dünyada zaman zaman gündeme getiriliyor değerli izleyenler ama şu ana kadar Türkiye son 27 aydır şu anda Sayın Öcalan'ın yaşayıp yaşamadığını da kimse bilmiyor, net söyleyelim yani. Yani en son Mehmet Öcalan'la, kardeşi Mehmet Öcalan'la bir görüşme yapmıştı. Ve o görüşmeden sonra da bir daha bir telefon görüşmesi ya da yüz yüze bir görüşme olmadı değerli izleyenler. Biz az önce arkadaşlara beğenin dedik. Biraz sonra 1500 olur dedik. Bakın saat 21.18'de dedik şu anda 21 25 yani 7 dakikada arkadaşlarımız beğendiği için hemen 1500'ü geçti bile. Demek ki neymiş? Gerçekten de beğeni olduğu zaman e, bu beğeniler maalesef yayınların dağılmasına etki yapıyor. Yani bunu artık arkadaşlarımız hani sürekli bilirlerse e, bu söylememize gerek kalmaz ama artık bizi çok özür diyerek çingenelerden özür diyerek söylüyorum. Bu, bu terim kullandığı için söylüyorum. Biz de çingene gibi artık sürekli beğenin beğeni demeyelim. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Değerli izleyenler kaldığımız yerde Rojava ile ilgili bir haber var. işte bir kadın ve iki çocuk protokolle Danimarka'ya teslim edildi. Geçtiğimiz günlerde de bir Danimarka heyeti gelmişti. Rojava Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Danimarkalı bir heyet Perşembe günü özel yönetimin dış İlişkiler dairesine ziyaret etti ve hem Rojava durumunu konuştular. Siyasi, sosyal ve kültürel durumunu hem de Rojava'da bulunan Daeşlerin durumu ne olacak? Binlerce Danimarka vatandaşı olan halen insanlar var. Zaman zaman gelip arada seçip birkaç kişi götürüyorlar. Kadın, çocuk vesaire. Ee, ve burada da Rojava ve Suriye'deki son durum ele aldıktan sonra yine bir e, Holkamp, Rojava Holkamp'ındaki Daeşlerin akıbeti konusunda da fikir alışverişinde bulunmuşlar. Görüşmenin sonrasında Özel Yönetim İlişkiler, Dış İlişkiler, Dış Dairesi Daesh ailesinden bir kadın ve iki çocuğu Danimarka hayatına resmi bir, protokol imzalayarak resmi protokoller normal şartlarda devletler arasında imzalanıyor değerli izleyenler. Yani tanınmasa bile Rojava özel yönetimi bütün ülkeler arasında e, içerisinde bu şekilde muhatap alınıyor ve resmi protokol imzalanıyor. Onu söyleyelim. Şimdi İran'la ilgili bir haber. İran güvenlik güçleri Rojalat'ın yani Doğu Kürdistan'ın Bani kentinde Hengejala köyünde kolber, bir kolbere ateş açtı ve ateş açılan ateş sonucu maalesef gencecik bir kolber de ya, Kürt kolber yaşamını yitirdi. Bu e, İran'da yeni bir olay değil. Kürt kolberleri ayda en az bir 5-10 olay buna benzer meydana geliyor maalesef. E, aklımıza Roboski katliamı gelir. Onlara da Kolber diyebiliriz. Yine onlar da e, Irak tarafına geçip orada bir şeyler getirmeye, kendi geçimlerini sağlamaya çalışmak için gitmişlerdi. Ama Türk devleti de onları bombalayıp e, onlarcasını katletti zaten. Şimdi değerli izleyenler Rusya savaş uçaklarının İdlib bölgesinde bugün bir bombardıman yaptığı haberleri paylaşıldı sosyal medyada. Bu bombardımanda kimi kaynaklara göre 19 kişi, kimi kaynaklara göre 11 kişi yaşamını yitirdi ve onlarcası da yaralandı. Suriye ee, İnsan Hakları e, Örgütü de bir açıklama yaptı. O da 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ne oluyoruz diye sorulmak sormak lazım. Hakikaten de Rusya ne yapmaya çalışıyor? İdlib biliyorsunuz İdlib'in Üçte ikisi Türkiye'nin kontrolünde olan paramiliter güçler ve o çetelerle birlikte onların kontrolünde. Çok az bir kısmı Suriye devletinin yani Şam'ın kontrolünde. Şimdi zaman zaman orada o örgütler başlarını kaldırdığı zaman e, Türkiye askerlerinin bulunduğu noktalara çok yakın bu bombaladığı noktalar. Hatta bugün bombalandığı yer bir e, pazar olduğu söyleniyor. Tam olarak tabi bu da teyitli değil aslında. Öyle söylüyorlar sosyal medyada. Dolayısıyla... Türkiye ile Rusya bir anlamda bu kadar anlaşırken Erdoğan dün Putin'e ne dedi? Biz sana her türlü desteği vermeye hazırız demişti bu darbe girişimi sırasında. Ama ertesi gün Rusya'nın gidip Türkiye'nin kontrolünde olan o çeteleri bombalaması da akıllara bambaşka sorular getiriyor. Rusya ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyoruz. Değerli yani izleyenler, Metin'e bağlı Zendura direniş alanındaki Türk askerleri 22 Haziran günü bir suikast ile suikast taktiği ile vurulduğu açıklandı. HPG basın ve irtibat merkezi tarafından eylemde bir mobesa kamerası ve bir radar da imha edildi. Ölen askerlere ilişkin herhangi bir bilgi almadıklarını da aktardı. Ve Demokratik Suriye güçleri KSD Abdülmecid El Esad isimli savaşçılarının askeri bir noktada kalp krizi geçerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şengal ile ilgili bir haberle devam edelim. Değerli izleyenler, Şengal'deki siyasi ve toplumsal güçler inşanın hızlandırılması, siyasi güvenlik ve toplumsal istikrarın sağlanması amacıyla ulusal bileşim ve güç koordinasyonu kurduğunu duyurdu. Bu önemli bir gelişme çünkü Türk devleti de Şengal'ı zaman zaman hedef alıyor. Irak geçtiğimiz ay askerlerle orayı ablukaya almıştı ve çatışma birkaç yerde çıktı geri çekildiler. Yani Şengal üzerinde oyunlar devam ederken dün de bir haber vardı. 180 e, küsür ailen de Şengal'e geri döndüğü e, haberleri geliyor. Değerli izleyenler Suriye Rus Rojava özerk yönetimi Kurban Bayramı nedeniyle tarım komiteleri ve buğday alım merkezleri için bir gün diğer tüm konular için de 5 gün tatil olduğunu duyurdu. Bunu da söyleyelim. Yine deranın batısında kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucunda birkaç Şam askerinin yani en az 4 e, Şam askeri ve polisinin yaşamını yitirdiği bilgileri yine ANHA tarafından paylaşıldı. Evet Türk devletine bağlı paramiliter çeteler Efrin Şerava ilçesinde bir yurttaşı kaçırdı. Çeteler etkili alanlar ile, ekili alanlar ile zeytin dallarını da ateşe vererek o paramiliter güçler dediğimiz o çeteler yurttaşı alıp götürdüler. Bu artık moda oldu neredeyse. Burası Türkiye'nin kontrolünde biliyorsunuz. Çeteleriyle ile birlikte orayı yönetiyorlar. Oradaki Kürtlerin neredeyse büyük bir kısmını oradan göç etmeye zorladılar. Sadece o değil. O o Afrin'in demografisini bozdular. Dışarıdan insanlar getirip Kürtlerin evlerine yerleştirdiler. Yine Süleyman Soylu gidip orada toplantı yapıyordu Türk devleti Afrin'de. Serikani'de, Giresun'da binalar yapmaya başladı. Sanki kendi babasının toprağının malıymış gibi düşünebiliyorsun. Bir ülke gidiyor. Başka bir ülkeyi işgal ediyor ve binalar yapmaya başlıyor. Şimdi başka bir haber bu da Güney Kürdistan'la ilgili Mesut Barzani, pardon Neçivan Barzani, Güney Kürdistan başkanı Neçivan Barzani, 26 Haziran yani yarın Almanya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı ve Neçivan'ın Almanya'da başta başbakan Olaf Scholz olmak üzere birçok yetkiliyle bir araya geleceği bilgisi.